çalkıtmış. Ey iman edenler! Üzerinizdeki küfürlük kendi nefislerinizdir. Siz doğru yola erişirseniz Satan size zarar veremez. Tümünüzün dönüşü Allah'adır. O size yaptıklarınızı haber verecektir. Evet. Ey iman edenler, üzerinizdeki yükümlülük kendi nefislerinizdir. Yani nefis kelimesini iki anlamda kullanmıştı. Birisi fısk ve fücur anlamında nefis, birisi de insanın kendisi anlamındaki nefis. Her nefis ölümü tadacaktır derken bunu anlatıyor. Siz doğru yola erişirseniz sapan size kesinlikle zarar veremez. Tümünüzün dönüşü Allah'adır. O size yaptıklarınızı ahiret aleminde haber verecektir. Yani bundan hiç kuşkunuz olmasın. Allah sözünde caymaz, vaadinde durur. Yükümlülüğümüz nefsimizi cehennemden korumak değil mi hocam? Korumak, kendini korumak. Yani insan önce kendisini korumakla yükümlü. Yani diğer gelişmeler ondan sonra başlar. Kendisini koruyamayan adam kimi koruyabilir? Kendisi doğru yola eremeyen bir adam kimi doğru yola getirebilir? Öyle bir sorumluluk da yok. Ama sadece uyarır, teklif eder. Eğer güçlü, kuvvetli hale gelirse de zalim olanların zulmünü mazlum üzerinden almaya çalışır. Herkesin... Hocam burada kendinden başlamayla ilgili, ben her uçağa bindiğimde ilk önce kendi maskenizi, sonra çocuğunuzun maskesini, oksijen maskesini takın derken hep bu ayet aklıma gelir. Evet. Önce kendinden başlayacak. Çok güzel. Yani insan kendisini önce bir korumaya alacak. Ondan sonra başkalarını koruyacak. Başka türlü olabilir mi? Evet. 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 106. Ey iman edenler! Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman vasiyet hazırlanışında aranızda içinizden adaletli iki kişiyi şahit veya yolculukta ölüp olup size ölüm musibeti gelip çatarsa sizden olmayan başka iki kişiyi şahit, ikisini şayet kuşturanacak olursanız namazdan sonra alıkoyarsınız. Onlar da size akraba dahi olsa onu yeminimizin hiçbir değeri değiştirmeyeceğiz ve Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Aksi takdirde biz elbette günahkarlardan oluruz diye Allah adına yemin etsinler. Hani arabanın kürtüsü geliyor diye mikrofonu kapatabilir miyiz? Burada ey iman edenler, sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman vasiyet hazırlanışında aranızda içinizden adaletli iki kişiyi şahit tutun. Burada aslında vasiyet derken zaten öldükten sonra kendisinden sonraki miras kalacak olanları kuran Nisa suresi 11-12-176. Ayetlerde açıklamış. Buradaki vasiyet olayı yani dünya yaşamındayken kendisinin imkan bulamayıp veya fırsat bulamayıp da yapamayacağı bazı şeyleri aktarması anlamında, emanet etmesi anlamında vasiyetten bahsetmiş. Yani adil iki şahit. Burada yani kurbanlıktan bahseder. Yaratılışta verdiği söze sadakat gösteren adalet sahibi iki kişi. İşte bunlar yoksa eğer yolculukta olup da size ölüm musibeti gelip çatarsa sizden olmayan başka iki kişiyi şahit tutun. Yani sizden olmayan derken Müslüman olmayan anlamında kullanmış.
Burada bazıları hep akraba olmayan, bilmem ne olmayan demiş. Yani burada kendi isteklerini yakınlarına duyurabilecek iki kişiden bahsediyor. Bu emanete arkasından diyor ki şayet kuşkulanacak olursanız namazdan sonra alıkoyarsınız. Burada kuşkulanma ifadesi acaba benim emanetimi yerine getirip getirebilecek mi, getirecek mi, getirmeyecek mi diye tereddüte girmesinden bahsediyor Kur'an. Burada namazdan sonra alıkoyarsanız ifadesini genelde hep öyle çevirmişler ama oradaki ifade onu bir teste tabi tutun diyor. Yani onu birkaç kelimeyle arkasından da izah ediyor. O teste tabi tutmayı. Hiçbir diyor ki orada kuşkulanacak olursanız alıkoyarsınız. Akraba dahi olsa onu hiçbir değere değiştirmeyeceğiz ve Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiniz aksi takdirde biz elbette günahkarlardan oluruz diye onlardan söz alın diyor. Allah adına yemin etsinler diyor. Yani burada buradaki namaz kelimesini bu anlamda, salat aslında oradaki salat kelimesini bu anlamda almış. Yani senin haberin yok. Ölüyor, ölüp gidiyorsun. Sen yerine getirip getirmeyeceğini nereden biliyorsun? Bunlar da kendi kendilerine böyle gizlemeyeceğiz, emaneti yerine getireceğiz diye söz versinler, Allah adına yemin etsinler diyor. İşte bu da ahiret aleminde onlar için bir belge olsun diyor. Peki bir topluluk oluşmadığı halde bütün bunlar yerine getirilebilir mi? Mesela bir Allah için şahitlik yapacak ama bir topluluk onu eğer koruyamıyorsa, onun şahitliğini desteklemiyorsa, yani doğru konusunu bildiği halde desteklemiyorsa, karşı tarafta güçlü olduğundan dolayı korkarak şey yaparsa, yani korkmak da normal bir şey. Yani bir toplumsal bir sorumluluk yok mu burada? Ben burada toplumsal bir sorumluluk da hissediyorum. Yani böyle bir topluluk olmadığında bütün bunları yerine getiremezsin ki. İşte burada sizden olmayan derken o yaratılışta verdiği söze uygun olmayan birinin durumunu, çaresizlikteki durumu anlatıyor. Yani bunlar bunu götüreceklerine dair Allah adına yemin etsinler diyor. Zaten aşağıdaki ayetlerde devam ediyor bunun ne olduğunu. Bu konuda zaten Kur'an temel felsefe olarak inanan bir toplumun güç ve kuvvet haline geldiği zaman kuralları o devlette uygular. Allah'ın dini de buna der zaten. Fert halinde herkes Allah'ın dinini yaşamak zorunda ama toplum haline geldiği zaman hukuk işleme olayı da güç ve kuvvet haline olduğu zaman yaptırım gücü uygulama anlamında kullanmış. Kolluk güçleriyle kurallara uymayanlara zorla uydurulur. Peki güç ve kuvvet olmanın sınırı nedir? Böyle 83-85 milyonluk bir topluluk olmak mıdır? Yoksa 3-5 kişiyle mi bu işe başlayabilir insanlar? Ya da nedir yani bunun sınırı? İlla güç haline gelsin diyoruz da. Ya bu güç haline gelmenin bir sınırı yok mu? Var sınırı. Bu şuradan başlıyor. Mesela bir insan önce kendi kendine yeterli olduğu zaman önce kendisine insan söz geçirmesi gerekiyor. Nedir bu? Allah'ın men ettiğinde kaçınması lazım. Allah'ın yap dediklerini yapması lazım. Bu kendi kendisi zor bir durum olmadıkça bunları yapma gücüne sahip değil mi? İşte bir de topluluk haline gelme ve bağımsız yani bütün insanlardan güç ve kuvvet haline gelip o kendi sınırları içerisinde o yaşamış olduğu topluma bunları uygulama konusunda buna İslam devleti diyorum ben. İslam'da devlet böyle olmalı. Yani o hukuk, o
çerçeve içerisinde yaşayan insanları eğer kurallara uymayanları zorla uydurur. Mesela zekat vermeyenleri zorla zekat alır. Cizyeyi vermeyenleri ayette bahsedildiği gibi onları cizye verinceye kadar onlarla savaşın der. Ama burada infak, insanların birbirlerine güzel davranışlarını insanla Allah arasında kendisine bırakmış. Yani burada bir kişi infak etme olayını devletten de haberi yok, toplumdan da haberi yok. Kendi gizli ve açık verir. İşte gizli ve açık vermesi kendi iradesiyle. Bu da onun işte takvaya onu yaklaştırma konusunda ön plana çıkıyor. Hocam şimdi burada ayetin özünden ben şunu anladım. Vasiyet yaparken yanınızda iki şahit bulundurun diyor. Yani Müslüman olan iki şahit, adaletli iki kişiyi bulundurun diyor. Eğer yolculukta, yani diyelim ki bulunduğum bölgeden başka bir yerdesin, yani diyelim Müslüman bir ülkede yaşıyor olsan bile çıkmışsın, İtalya'ya gitmişsin veya işte Avusturya'ya gitmişsin, orada hastalanmışsın, ölüm sana gelmiş. Bu sefer orada iki kişiyi bul diyor, yani iki tane Avusturyalı şahit bul diyor. Ve onları da diyor bu emaneti yerine getireceklerine dair onları test yap, onlardan söz al. Bu vasiyeti doğru bir şekilde ileteceklerine dair. Doğru mu anladım yani? Aynen öyle. Bak şunu orada yakalamak gerekiyor. Yani o inançsız olsa bile, o inançsıza sen o ulaştırmak istediğin vasiyeti onlara teslim et. İki alternatif sunuyor. Eğer Müslüman varsa, adaleti yerine getiriyorsa onlara teslim et. Eğer bu şart yoksa o zaman Müslüman olmayan ve onlara da teslim edeceklerine Allah adına yemin etsinler diyor. Onlara teslim edin diyor. Eyvallah. Mehmet hocam mikrofonu kapatabilir miyiz? Mehmet hocam senin sesler buraya geliyor. Evet, sağ olasın. Evet. Abi burada ben de ilave bir soru sorayım. Yani bu kafamı karıştırdım. Yani bu şahitler, vasiyet edilenlerin gayrimüslim olması, yani anlayabilmiş değilim onu. Bir de ölüm size gelip çattığında diyor. Yani siz sekerattayken bunu yapın demiyor. Ya ölüm çatmış, ölmüş. Öldükten sonra adam neyin vasiyetini yapsın? Hayır. Yani ölüm yani insan öleceği anı bilmez mi? Abi bir anda geliyor, sen trafik kazasında şuradan buradan ölüp gidiyorsun yani. Onun o anda, yani o hayat hastalandığında ben öleceğim diye düşünsen insan, zaten hem hayat çekilmez hem de ölmüyor zaten. Yani burada bu biraz bence başka bir şey anlatıyor olsa gerek. Ben bunu böyle anlayamıyorum. Mesele? Hocam ben de burada İnsan yaşarken bile vasiyetinin yapması gerektiğini, ölümle alakası değil yani, vasiyetini devamlı cebinde taşıyacak bir durumda olması gibi geliyor bana. İşte o zaman şuna uyarlayamayız. Eğer yolculuktaysa diyor, o zaman yolculuğa çıkmadan önce bunu yapar. Yani burada karşıdaki yani... Geride kalanlara ulaştırmak istediğin para olabilir, bir mesaj olabilir ve öldüğün zaman verecek olduğun bazı kişilere borcun olabilir. Bunları ulaştırma anlamında söylemiş diye düşünüyorum. Vasiyet yapmak ne demek hocam? Vasiyet yani mecbur mu yoksa yapmasak da olur mu? Yok zaten mesela insan öldüğü zaman kalan mallarını, aslında onu biz tehir etmiştik, kalan mallarını kendisine miras düşecek olan kişilere Allah pay etme istiyor. Buna da vasiyet diyor Allah.
İşte bu vasiyette bunun dışında orada diyor ki eğer kişi ölürse geride kalan mirasçıları sayıyor. Hep arkasından şunu diyor. Borcu düşüldükten sonra bu pay verilir diyor. Paya ayrılır diyor. Bunları ayırıyor Kur'an. Zaten aşağıdaki ayetlerde onu açıklığa kavuşturuyor. Bu miras konusu bayağı zor bir şey de ileride inşallah geniş bir beraber konuşuruz. İnşallah. Evet. 107. Eğer o evet, ikisi... Abi burada bir cümle de ben söyleyeyim de anladığımı söyleyeyim. Burada var olan mallarının ben paylaşılmasına yönelik bir vasiyet olduğunu değil de borcu ve alacağına yönelik vasiyetler olduğunu düşünüyorum. Yani var olan mal zaten paylaşılacaktır kim varis ise. Ama borcu varsa, alacağı varsa orada karışıklıklar çıkmasın diye, kimse de mağdur olmasın diye ben vasiyeti en temelde böyle anlıyorum. Çok güzel. Bu işte. Oluşmaz. Öbür türlü zaten altan malı paylaşılır. Aynen öyle. İşte burada ona ulaştırılmak istenip de ulaştırılamayacak olan o yolculukta ve başka bir yerde olduğu zamanki durumunu anlatıyor. Zaten aşağıdaki ayetler bunu anlatıyor. Devam edelim hocam. Eğer o ikisi aleyhinde kesin olarak günahı hak ettiklerine ilişkin bilgi sahibi olunursa burada uğrayanlardan iki kişi ki bunlar bunu daha hak sahipleri hak buna bir saniye tekrar baştan okuyayım çok şey karışık yazmışlar. Eğer o ikisi aleyhinde kesin olarak günahı hak ettiklerine ilişkin bilgi sahibi olunursa bu durumda haksızlığa uğrayanlardan iki kişi buna daha hak sahibidirler. Öbürlerinin yerine geçerler ve bizim şehadetimiz o ikisinin şehadetinden şüphesiz daha doğrudur. Biz haddi aşmadık. Yoksa gerçekten zulmedenlerden oluruz diye Allah'a yemin ederler. Bak burada iki kısımda anlaşılabilir. Burada beraber karar verelim. Yani o iki kişi yani sizden olmayan iki kişiden bahsetmişti. Eğer o iki kişi aleyhinde kesin olarak günahı hak ettiklerine ilişkin bilgi sahibi olurlarsa kim olur? O emaneti getiren insanlar buna bilgi sahibi olur. Veya onların yanında bir iki kişi daha olması lazım ki o bunlardan daha adil olması gerekir. Bunlar arasında hani bir ayette şöyle diyordu. Kadınlardan iki şahit arkasından da diyor da ki biri yanıldığında diğerinin düzeltmesi için bunu yaptık ifadesi kullanıyor. Buradaki iki kişiden ikisi böyle diyor. Yani buradaki iki kişi doğru ulaştırmıyor verilen mesajı ama iki kişiden doğru ulaştıran birisi de var. İşte o doğru ulaştıranın sözü geçerli olur diyor. Buradaki o doğru olanın daha ön planda olması gerekir sözü geçer. Bizim şehadetimiz o ikisinin şehadetinden şüphesiz daha doğrudur. Yani iki doğruyla iki yanlış arasındaki durumu mukayese ediyor. Daha doğrudur. Biz haddi aşmadık yoksa gerçekten zulmedenlerden oluruz. Bak burada Müslüman olmayanlarla, Müslüman olanların konumuna ayırıyor Kur'an. Yani emanet edip de emanete sadakat göstermeyecek olanların durumunu anlatıyor. Allah'a yemin ederler. Mesela hani bir ayette diyordu ya, Allah'a itaat edin, pardon, Allah ve Resulü bir Nisa suresi 59. ayette ne diyordu? Bir peygambere sizden olan ulul emre de itaat edin diyordu. Yani
Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, sizden olan ulul emre de itaat edin diyordu. Bu sizden olan kelimesiyle buradaki sizden olan ifadesini net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani bizim gibi Müslüman olan iki şahit diyor. Çünkü Müslüman olanlar kesinlikle emanete ihanet etmez. Ama Müslüman olmayan iki kişi olduğu zaman o iki kişiyi, iki kişinin doğru veya yanlış olanlarını da ikiye ayırıyor Kur'an. O şehadet konusunda. Biraz zor ama, anlaması biraz zor ama oluruz diye Allah adına yemin etsinler ifadesi kullanıyor. Anlayabilen oldu mu? Ses gitti herhalde hocam. Yok, anlayabilen oldu mu diyorum anlattığımı. Ben 106'yı anladığımı düşünüyorum da ama 107'de eğer o ikisi aleyhinde kesinlikle olarak günahı hak ettiklerine ilişkin bilgi sahibi olunursa, yani o sizden olmayan iki kişi yanlış yapmış olabilir, alavere yapmış olabilir, emaneti yerine ulaştırmamış olabilir. Bu durumda haksızlığa uğrayanlardan iki kişi ki bunlar buna daha hak sahibi edebilirlerinin yere geçerler. Burada haksızlığa uğrayanlar kim hocam? O iki. Aslında burada haksızlığa uğrayan iki kişi derken, yani iki şekilde anlaşılabilir demiştim ya, orada haksızlığa uğrayan iki kişi, bu emaneti iade edilecek olan iki kişi haksızlığa uğrayan anlamında söylüyor. Yani doğruyu, gerçeği biz biliriz diyenler diyor ona. Hak sahipleri yani. Hak sahiplerini. O zaman hocam şöyle, bunu bir senaryo yaparak atmaya çalışalım. Şöyle yapalım. Diyelim ki bana da hastalık geldi veya kaza geçirdim. İşte şey oldu, baktım ki artık yaşama şansım yok. Benim de atıyorum, Alican'a borcum var. Efendim, Alican de alacağım var. Ben orada iki tane şahit bulmak zorundayım. Ya iki tane adalet sahibi Müslüman bulacağım. Eğer onları bulamıyorsam iki tane işte bizden olmayan iki kişi bulacağım. Ben onlara belki doğru bilgiyi verdim. Ama bunlar bu doğru bilgiyi benim alacağım rakamı değiştirdi veyahut da borcumu değiştirdi. Geldiklerinde bunun üzerinde oynama yaptılar. Bu durumda hak sahipleri kim oluyor? Ali ile Alican. Niye? Biliyorlar çünkü işin aslını. Biri ne kadar alacağı olduğunu biliyor, biri de ne kadar borcu olduğunu biliyor. O iki kişinin yerine diyor, o ikisi geçer. Yani haksızlığa uğrayanlar. Böyle mi? Aynen öyle. Çok güzel izah ettim. Bak orada devam ediyor aslında. Bizim şahitliğimiz o ikisinin şahitliğinden şüphesi daha doğrudur. Çünkü şahadetinden şüphesiz daha doğrudur. Biz onu aşmadık. Yoksa gerçekten zulmedenlerden oluruz diye Allah'a yemin ederler. Ha, o zaman işte Ali Can diyecek ki evet ben yemin ediyorum. Benim işte Tevfik abiden şu kadar atıyorum 100 bin lira alacağım vardı. O zaman benim malımdan 100 bin lira Alican'a verecek. Veyahut da benim de Ali'den alacağım varsa Ali de diyecek ki benim işte 5 bin lira borcum vardı. Yani o da borcunu eksiltmeyecek veya Alican da 100 bin yerine 150 bin demeyecek. Yemin etsinler diyor. Yani hak sahibi. Hocam bu herhalde okuma yazma bilmeyen bir dönemdeki tavsiyeler gibi geliyor. Yok şu anda da aynı şey geçer. Şimdi noter var, ne bileyim her şeyler var yani böyle bir zamanlarda zaten vasiyetin geçerli da bu, sen noterde anlaşma yapsan bile o anlaşmanın üzerine birisi diyor ki ya yanımda şu kadar para var sana şunu ödeyeyim mi diyor. İcabında borcunun bir kısmını veriyor sana ama elden veriyor. O anda notere gidip de ben borcumu şu kadarını aldım bilmem ne yaptım bunlar olurken şekil değişebiliyor. Yani iki kişi arasında yine de beyana bağlı, karşılıklı sözleşmeye bağlı alışverişler devam ediyor yani. Günümüzde de var bu. Yok orada noter bu yani yolculukta tavsiye edilen yok bu yok doğru şekilde yapmak. Ben şu,
yani şu dönemde Eyüp hocam, öyle bir vasiyeti iki kişinin yemin getirdiğine yemin getirdiğine mi söylüyor? Eyüp hocam, bunu şöyle anlamak lazım benim kanaatim. Allah bize demiyor ki siz anlaşmalarınızı yapmayın, yapmayın, her şeyi sözlü yapın, ölüm geldiği anda birisi böyle desin. Bu son çaredir. Yani zaten alışverişlerinizi yazın diyor, şahit tutun diyor. Ama buna rağmen elde olmayarak bir takım şeyler olabiliyor. Yani bugün bile adama araba satıyorsun, noterden satıyorsun. Arkadan arıyor adam, ya arabanın şurası bozuk diyor. O zaman şu kadarını düşelim paranın diyor. Al be derken ne oluyor? Noterdeki anlaşmanın haricinde dışarıda yine hadi bir kısmını geri vereyim diyorsun. Veya götüreyim onu tamir ettireyim diyorsun. Elinde senin belgeleyemeyeceğin bir takım şeyler öyle ya da böyle oluyor yani. Şaşmaz bu. Yok zaten buradaki, buradaki zaten yolculukta olan bir şeyden bahsediyor. Ama bahsediyor. Buradaki... Yolculukta da olsun. Eğer benim borcum var da yolculukta yazılı bir şey olması lazım vasiyette. İşte... Vasiyette yazılı olmadan birisi ölmüş, gitti bir yoldan geçerken zile basıp evim bana işte 1000 euro borcu vardı. Benim yani hep ahalimden nereden biliyor, nereden bilecek? İki tane şahidim var. Getireyim yen ettiler. Ben iki tane değil, 10 tane şahit bulurum yani. Eğer elinde kağıdı, kalemin varsa o adama, vasiyet, o adamlara... Vasiyet edemeyeceğim, ben yazılı bir şey hissediyorum. Yani. Tabii ki yani... Eğer ortada yazılı bir şey var ya. Elde kağıdın, kalemin varsa yazıp düzgün olarak onlara vereceksin. O adam değiştirir, hile, hurda yaparsa işte o sahiplerine yani... Mal, mülk, hak sahiplerine geldiğinde, ulaştırdığında onlar buna itiraz ederse onların itiraz ettiği o şey o hak sahibi olanlar onun söylediğinin yerine geçer diyor. Yani tamam hocam. Bu mevzularda bunların hususlarda en doğru şey bugün yani benim kendim mesela benim günlük böyle haftalık bir alışveriş yaptım. Sonra parasını bir hafta sonra ödedim. Bazen ödeyemedim. İkinci haftaya sakıttığım borçlarım oluyor. Ve bu borçlarda işte de şu kadar da aslında borç yok. O değil de bu sıkıntıları yaşadığım zamanlar da oluyor mesela. Ticaret yaptığım insanlarda. Onu ben WhatsApp'tan hemen aynı günde mal geldiği zaman parasını ödeyemedik de düşün ki şu kadar mal geldi. Şu kadar borcum var. Gelen mal şu, karşılığı borç şu. Orada tarih yazıyor, altın yazıyor, borç yer. Yani altın borca da böyle yapıyor. Bu borç aldım. Ahmet'ten borç aldım. Vatap'tan yazıyorum ki bazen şu tarihte borç aldım. Çok önemli işte bir ikinci kişiye, ailelerin birine yazıyorum bunu. Aile de bunu biliyor. Dolayısıyla ödediğim zaman da aynı şekilde şu tarihte şu borcu bugün itibariyle öderdim. Bu borç hani önce ailesine de bilmemesi gereken ticari olmayan bir borç. Ama ticari bir borçsa aynı şekilde yine yazıyorum. Geçen haftalar müşteriler bu borçluğun bir yılda bir yıl önceki yaptıkları bir yıl önceki ay neyse miktar şunu bugün itibariyle ödedim. Dolayısıyla bu böyle yaptığım için sesi gelmiyor Ali kardeş hiç. Ses biraz hep dalgalı dalgalı geldi de anlaşıldı herhalde. Devam eder mi isterseniz? Yazılıysa ben yani o ona bir şeyim yok yani. Sadece söz diye. Evet. Evet. Yüz bu gerektiği gibi şahitliği yapmalarına veya yeminlerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarına daha yakındır. Allah'tan korkup sakının ve dinleyin. Allah fasıkların topluluğunu hidayete erdirmez. Evet. Bu gerektiği gibi şahitliği yapmalarına veya yeminlerinden sonra yeminlerinin reddedilmesinden korkanlarına daha yakındır. Bir önceki ayeti anlatıyor. Allah'tan korkup sakının ve dinleyin.
Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Yani kimi hidayete erdirir? İhlaslı, Rabbin yoluna eğilen, yürüyen insanlara hidayet erdirir. Şöyle diyecek: size verilen cevap nedir? Onlar da bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz görünmeyenleri bilen sensin sen. Bu aynen şeyde de vardı. Ey İsa, sen mi söyledin annemi ve beni iki ilah edinin diye? Allah'ım, ben onların içinde bulunduğum sürece ben onlara Allah'tan başka ilah olmadığını söyledim. Ama ben öldükten sonra sen onlar hakkında ister azap eder, ister bağışlarsın. Bu senin bileceğin bir şey ifadesi kullanır. Buradaki ifade de aynı. Yani Allah elçileri toplayacağı gün ahiret aleminde şöyle diyecek: size verilen cevap nedir? Onlar da bizim bilgimiz yoktur. Onlar da bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz görünmeyenleri bilen sensin. Yani burada gaybı da, ayan beyan ortaya çıkanı da, her şeyi bilen sensin. Burada karar verecek olan sensin ifadesi kullanıyor. Peki hocam, bu ayetin maksadı ne? Allah bize şunu mu söylüyor? Elçiler yaşamları boyunca size tebliğ ederler ve ölürler. Sonra onlardan medet beklemeyin. Onlar sizin ne yaptığınızdan bile haberleri yoktur. Dolayısıyla vahye göre hareket edin. Bunu mu söylüyoruz yani? Yani o görevini yaptı. Kesinlikle Allah'la sözleşmesine uydu. Ama siz onlar da bizim bilgimiz yoktur. Yani bize ne yapacağınızı biz bilmiyoruz. Şüphesiz Allah görünmeyenleri bilen sensin sen. Yani oradaki görünmeyenleri bilen sensin diye o elçiler, ama o topladığı, yani elçiler toplayacağız, şöyle diyecek: size verilen cevap nedir? Onlar da bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz görünmeyenler bilen. Buradaki sadece elçiler hakkındaki söylenen sözü Allah şey yapıyor. Yani biz ne yaptıysak sen söylediğin şekilde biz söylediğini söyledik ve yaşadık. Sen ne yapacağını sen kendin bilirsin diyor. Olay bu değil mi? Evet. 110. Allah şöyle diyecek: ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni Ruhul Kudüs ile destekledim. Beşikteyken de, yetişkiniken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. İznimle çamurdan bir kuş biçiminde bir şeyi oluşturuyordun da, yine iznimle ona üfürdüğünde bir kuş oluveriyordun. Doğuştan kör olanı, alacalıyı iznimle iyileştiriyordun. Yine benim iznimle ölüleri hayata çıkarıyordun. İsrailoğullarına apaçık belgelerle geldiğinde onlardan inkara sapanlar, şüphesiz bu apaçık bir sihirdir demişlerdi de İsrailoğullarını senden geri püskürtmüştüm. Şimdi tek tek anlamaya çalışalım. Allah şöyle diyecek: ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ne demek bu? Ben seni Ruhul Kudüs'te destekledim. Yani Allah Ruhul Kudüs'e desteklemesi ne oluyor? Hani şey suresinde, Nisa suresi 171. ayette İsa Allah'ın bir kelimesi, Allah'tan bir ruhtur diyor. İşte Ruhul Kudüs, kutsal ruh, Allah'tan gelen vahyi bilgiyle seni destekledim. Beşikteyken de, yetişkinken de insanlarla konuşuyordun. Yetişkinken başka ayetlerde de öyle diyordu. Meryem suresinde, Ali İmran suresinde yetişkinken, beşikteyken konuşuyordu ifadesi kullanıyor ya, onları hatırlatıyor.
sana kitabı, hikmeti, kendine gelen İncil'i, kitabı, hikmeti, yani kitap derken vahiy bilgiyi, hikmet derken bu vahiy bilgileri doğru anlama yeteneği, doğru anlama kapasitesi anlamında kullanmış. Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. Burada Tevrat'ta, yani kendinden öncekileri gelen Tevrat'ı ve kendine gelen İncil'i öğrettim. İznimle çamurdan kuş biçiminde bir şey oluşturuyordun. Burada çamurdan kuş biçiminde derken, yani biz insanları çamurdan yarattık, o ona vahyi bilgiyi sen onlara anlatıyordun, iznimle ifadesi kullanıyor. Eğer onlar dilerse iznimle bir kuş oluyordu, güzel amellerle onları beziyordun, iznimle ona üfürdüğünde bir kuş oluyordu. Yani benden aldığın vahyi bilgileri ona anlatıyordun, o da ahiret aleminde boynuna dolanmış bir kitap, kuş kelimesi amel anlamında kullanmış, oluveriyordu. Doğuştan kör olanı, yani hani doğuştan kör olan derken, müşrik bir toplum içerisinde doğup da öyle bir toplum içerisinden olanlara bu mesajı anlattığın zaman onlar olanı, yani onlar da Müslüman oluyordu. Alacağı iznimle kör olanı, alacağı, yani hakla batıl karışmış bir toplum içinde doğup da öyle bir toplum içerisinde karma karışık bir hakla batılın karıştırdığı bir din içinde doğanları da sen doğru yola getiriyordun. Bizim iznimiz de ölüleri çıkarıyordun. Yani vahye karşı gözleri kör, kulakları sağır olanlara sen çarpıcı sözler söyleyerek onları Müslüman ediyordun. Yaratılışta verdiği söze tekrar geri dönüyordu. İsrailoğullarına apaçık belgelerle geldiğinde onlardan inkara sapanlar şüphesiz bu apaçık bir sihirdir demişlerdi. Yani o İsrailoğulları Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa'yı zaten çarmıha gelen onlar. Apaçık bir sihirdir, delidir, efendim mecnundur demişlerdi. İsrailoğullarının sen de geri püskürtmüştüm. Yani onların o zulümlerini geri püskürtmüş. Yani sen söyleyeceğini söyledin ama onlar bunu engelleyemedi anlamında kullanmış. Bu arkadaşlar sorusu olan varsa sorsun. Ben de şimdi soracağım. Çayımı alacağım, ben de soracağım. Hocam bu sihir kelimesini peygamberimiz de kullanıyorlar müşrikler. Sihirbaz falan diye. Burada apaçık olan bir şey sihire benzetmeleri nereden geliyor? Burada şunu, aslında sihir karşıdaki kişiyi söz ve davranışlarıyla etki altında kalması anlamında kullanmış sihiri. Hani Musa ile etkilemesi olur. Yoksa kağıt küreyle onları yoldan çıkarma ve yola getirme anlamında değil. Yani hani elini koltuğuna sok, bembeyaz olsun diyordu ya, orada elini koltuğuna sok, bembeyaz olsun derken sen fıtrattaki sesini onlara vahiy bilgilerle buluştur, ortaya koy, onlar görmek isteyenler onu görür, fark eder sendeki o ilahi mesajın olduğunda. İşte Firavun'un büyücüleri de o Musa'nın o ilahi Allah'tan aldığı vahyi bilgileri topluma anlatınca bu Musa'nın söyleyeceği bir şey değil. Bu Musa'yı yönlendiren ancak gökleri ve yeri yaratan Allah'ın söyleyeceği bir şey. Ben de Musa'nın ve Harun'un ilahına iman ettik dediler. Olay bu değil mi? Evet. Şimdi hocam bu ayetin başından başlayalım. Allah şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa,
sana ve annene olan nimetimi hatırla. Allah nimet olarak neyi verdi onlara? Vahyi verdi. Başlayalım. Hatırlattığı şeyleri saymaya başlayalım. Mesela Meryem'in annesi ne demişti? Allah'ım karnımda olan bir erkek gibi değil ama kız ama onu her türlü bağımlılıklardan arındırılmış olarak sana adadım. Allah da onu biz bitki gibi yetiştirdik. Zekeriya'yı ondan sorumlu kıldık. Zekeriya gibi bir peygamberin eğitimi altına verdik. Orada da yetişti ve seni doğurdu ve sana ilahi nizamdan, ilahi sistemden sapmadan doğru bir yolda yürümeyi sana nimet olarak verdik diyor. Buradaki verdiği nimetler o değil mi? Kitabı evet. Verdi. Efendim, şimdi, evet. Ben seni Ruhul Kudüs ile destekledim. Şimdi Allah elçiler arasında ayrım yapmayacağına göre İsa'yı Ruhul Kudüs'te destekledi de Muhammed Aleyhisselam'ı, Musa Aleyhisselam'ı Ruhul Kudüs'te desteklemedi mi? Desteklemediyse o zaman elçiler arasında ayrım yapmıştır. Çok güzel. Yani hiçbir peygamber Ruhul Kudüs'te destekleme şanssızlığına sahip değil yani. Her peygamber Ruhul Kudüs'te destekledi. Burada İsa'dan bahsediyor. İsa'yı Ruhul Kudüs'te destekledi. Onu vahiy bilgilerle donattı. Evet. Devam edelim. Beşikteyken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordum. Şimdi beşikteyken konuşmasıyla yetişkin iken konuşması. Yetiştiğinde muhtemelen kendisi annesinden aldığı bilgileri ve daha sonraki dönemde Allah'tan aldığı vahyi insanlara anlatmıştı. Beşikteyken konuşması onun hal diliyle mi, onun yetiştiriliş tarzı mı? Sen düzgün bir biçimde yetiştin. Bunu mu anlatıyor? İşte orada hani Meryem kucağında beşikte bir çocuk olarak kavminin karşısına geldi. Dediler ki, ey Meryem sen Harun'un kız kardeşi diye de ifade ettiler. Ey Harun'un kız kardeşi, senin annen baban böyle değildi ifadesiyle Meryem aleyhine atmaya tutmaya başladılar yine. Daha önce kavminden ayrılmış, doğu tarafına çekilmişti. Sonra Meryem'le tekrar İsa doğuyor. Aslında peygamber oluyor. Onların yanında bir beşikte ifadesi kullanıyor. Yani beşikte bir çocukla biz nasıl konuşuruz ifadesiyle. Buradaki beşik kelimesiyle oradaki beşik kelimesi aynı. Meryem de çocuğa işaret etti. Biz beşikteki çocukla nasıl konuşuruz dedi. Çocuk dedi ki, İsa dedi ki, ben Allah'tan gönderilmiş bir peygamberim. Bana kitap ve hikmet verdi. Annemi doğruladı diyor. Doğrulamamı istedi diyor. İşte. O zaman hocam söyledim. Heh. Hakikati anlattım. Aynen böyle. Oraya atıp yapıyorum. Evet. Tamam. Eyvallah. Geçelim. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. Şimdi kitap, zaten İncil bir kitap. Hikmet, eyvallah. Oradan doğru şey. Burada hem kitap hem İncil var. Ayrıca, hani İsa'ya İncil'i öğretti. Tevrat'ı niye öğretiyor? Tevrat'ı benim bildiğim Musa'ya verdi. Hani şeriatlar farklı farklıdır diyorlar ya. O zaman eğer Tevrat farklıysa, oradaki hükümler, İncil farklıysa, İsa ne yapacak o Tevrat'ın o hükümlerini? Onları niye öğretiyor Allah? Sana kitabı verdik derken önce kitabı anlamak lazım. Allah vahiy bilgileri İsa'ya aktarıyor.
kitap diye vahiy bilgi anlamında kullanmış. Hikmet derken o gönderilen ilahi mesajın vahiy bilgileri doğru anlama yeteneği, doğru anlama kapasitesi, doğru anlama feraseti anlamında kullanmış. Tevrat'ı derken her peygamber kendinden öncekileri tasdik eder, doğrular, kendisinden sonraki gelecek olanlarda müjdeler ifadesi kullanırken burada Tevrat İsa'dan önce gelen bir kitaptı ve o kitabı da kitabın içindeki bilgileri de ona aktardı. İncil'i de öğrettim. İncil de zaten kendisine gelen vahiy bilgilerle İncil'i öğrettiğini anlatıyor. Yani o zaman Tevrat'ın da ona öğretilmesi, zaten Tevrat da İncil'de farklı bir şey değildi. Bunu anlatıyor da yani zaten her peygamberin kendinden öncekileri doğrulaması aynı şeyleri söylüyor. Aynı şeyleri söyleyen birisi demek ki ilahi mesajdan gelen, Allah'tan gelen bir bilgi bunlar. Tevrat'ta da aynıydı, İncil'de de aynı, Kur'an'da da aynı. Bunu anlatıyor. Eyvallah. Yani bu da şeriatların farklı olmadığının bir belgesi, bir delilidir. Aynen. İznimle hamurdan kuş bitiminde bir şey oluşturuyordun da yine iznimle ona üfürdüğünde bir kuş oluveriyordu. Yani o zaman çamurdan yaratılan insana sen benim vahyimi anlatıyordun. O da yani o vahyi ona üfürdüğünde, anlattığında bir kuş olup uçuveriyordu. Bir, her İsra suresinde dediği şunu kendi böyle İsra 13'teki o zaman buradaki onun ameli oluyordu. O mümince bir hayat buluyordu. Bunun kastı. Ha, yani o sen o çamurdan yaratılana o ilahi mesajı seni kutsal ruhla desteklemiştik. O ilahi mesajı ona anlatıyorsun. O da isterse dilediğime ifadesi kullanıyor burada. O isterse iznimle derken onu anlatıyor. İsterse o bir kuş oluveriyordu. Senin istediğin şekilde bir yaşamı, bir inancı anlıyor ve yaşıyoruz anlamında kullanıyor. Evet. Doğuştan kör olanı, alacalıyı iznimle iyileştiriyordu. Şimdi doğuştan kör olan sanırım hiç mümin olmamış. Müminliğe girmemiş. Alacalıyı da mümin olmuş ama inancına şirk bulaştırmış. Doğruyla yanlışı, sapla samanı karıştırmış. Doğru mu hocam bu? İşte burada doğuştan kör olan derken yani bir çocuk nerede doğuyor? Bir ateizm inanan yaşayan bir toplum içinde doğabiliyor. Bir efendim deist bir toplum içinde doğabiliyor. Bir efendim müşrik bir başka ehli kitap bir toplum içinde doğup büyüyebiliyor. İşte oradaki doğan yani hiçbir ilahi mesajdan, hani babaları uyarılmamış bir toplumu seni uyarmak için gönderdik ifadesi kullanıyor ya, işte orada babaları uyarılmamış olan, hiçbir ilahi mesajdan nasip almamış olanlara İsa geldiği zaman onları iznimle ölüleri çıkarıyordun. Yani doğuştan kör olanı, yani oradaki inkarcı bir topluluk içinde doğan veya yarı inanan, yarı inanmayan bir toplum içinde doğan benim iznimle ölüleri çıkarıyordun. Yani hani buradaki ölü kelimesini Kur'an iki anlamda kullanmıştı. Birisi hayati fonksiyonlarını yitirme anlamında ölü. Bu bir daha Enbiya suresinin 95. ayette geri gelmeyecek, çıkaramayacak diyor. İşte burada ölüler çıkarıyordu ifadesini kullanırken gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlenmiş olup da bir kırılma yaşayıp onları tekrar inanır hale getirmesi. Mesela Samer'in dirilişi gibi. Bu da aynı. Ölüleri çıkarıyordun derken bunu anlatıyor.
Men diyor Alican. Alican için söylüyorum bunu. Duyuyorum abi. Ha, mevtaları çıkartıyordum benim iznimle diyor. Hani vefatla mevt kelimesi ayrıdır diyorlar ya birileri. Evet. Ve ölüm değildir diyorlar. Bak burada mevt diyor. Mevti diyor sen hayata çıkartıyordun. Burada biz o farkı nereden bileceğiz? Allah ölen birisi yani hayati fonksiyonlarını yitiren birisi dirilmeyecek diyor. Eğer burada ölüler diriltiyordun diyorsa o zaman burada bir terslik olması gerekir. O zaman insanın dirilttiği o hayati fonksiyonları